Herkese selamlar dostlar. 3 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle herkese selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. Sizlere önerebileceğim bir adet 2 oranlı idealde kombinam var. Maçların yüksek oranlarıyla da bazı maçlara 3 tane mücadeleye yüksek oranlı tercihimi de önereceğim sizlere. Değerlendireceklere bol şanslar. Öncelikle ekrana 2 Temmuz'un kombinesini getireyim. 2 Temmuz'un kombinesi başarısız oldu. Osbeyk Bodo mücadelesi zaten gördüğünüz üzere ilk yarıdan geldi. Başarılı oldu. Zaten videoda maç devresi şu an yeni bir başladı diyeyim ikinci devre. Bu da mücadelesi başarılı oldu. Fakat oğlu mücadelesinde oğlu gol atamadı. 6-0'lık bir mağlubiyet aldı. Mağlubiyetin en büyük sebeplerinden bir tanesi ilk kereyi takip ettim. Ben %55 topla oynadı. Topla oynama istatistikal olarak baktığımız zaman da çok kaleye isabet şutu yoktu. Fakat 5 tane isabet 5 tane kaleye gol denemesi vardı. girişimleri vardı fakat dakika 48'de gördüğü kırmızı karttan dolayı. İkinci yarıda da 4 tane gol yedi. Karşılık veremedi zaten. Kırmızı karttan sonra takım çöktü. Maç da 6-0 bitti. 2 Temmuz'un kombinesi başarısız olmuştur. Geçtim bunu. Bir adet de skor yarışması yapalım. Viking'le Rosenborg'un mücadelesi var. Güzel bir karşılaşma. Renkli bir mücadele bekliyorum ben burada. Gollü bir karşılaşma olmasını bekliyorum ayrıca. O yüzden arkadaşlar bu maçta sizlere skoru sorduk. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Telegram gruplarının seviyeleri de güncellenecek yakın bir tarihte. Zaten yeni sezon diyerek katıl butonunun videosunu da çekelim ben sizlere. Beş karşılaşmayı isterseniz başlayalım. İlk karşılaşmam Jurgarden'la Hamur bir mücadelesi. Jurgarden kendi evinde çok iyi bir takım. Kendi evinden ziyade bu ligin gerçekten iyi takımlarından bir tanesi. Keza Hamar bir takımı da öyle. Zaten baktığımız zaman da birbirleriyle dördüncü ve beşincinin kapışması derken bu takımlar zaten sürekli zirveye oynayan takımlar. Bu lig gerçekten çekişmeli geçen bir lig. Jurgarden'la Hamar bir maçı da önem arz eden bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ve bu takımlar şöyle. Jurgarden bence daha etkili başlayacaktır bu maçlarda. Özellikle kendi evindeki oynadığı maçlara baktığımız zaman da Jurgarden'ın ilk golü atan taraf genellikle Jurgard'ın oluyor. Ayrıca ilk golü bulduktan sonra iki de atarsa karşı takımı dağıtabiliyor. Yani 4'e 5'e kadar gidebiliyor. Bunu zaten önceki maçlarda görmek çok mümkün. Kendi evindeki oynadığı maçlarda. Hamar bir takımı da Geçen hafta berabere kaldı. 2-2 olması lazım Hackle'la birlikte. 2-0'dan 2-2'ye geldi zaten o karşılaşma. Güzel bir karşılaşmaydı fakat maç bir yerde tıkandı yani. İlk yerde bir yerde tıkandı. Sanki açılmayacak gibiydi. Sonradan açıldı. Yine aynı şekilde bu maçta bir yerde tıkanabilir fakat golü geçmesini bekliyorum ben keza. İdealden bir KG var tercihini alabiliriz. Kombineme de koydum zaten. 1.44 gibi orandan KG var aldım. Ve bir de yüksek oranlı tercih yapmak istedim. Ben Jurgard'ın kendi evinde Hamarbi'ye karşı diş geçirebileceğini düşünüyorum. KG var tercimin çakışmaması içinde. 2.5 üstünde bir. Yani 1. Yani 2-1-3-1 bandında bir Jurgard'ın galibiyeti bekliyorum. 2.60 gibi orandan da bunu sizlere önerebilirim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Geçtim Hacken'la Elsborg mücadelesine. Elsborg'u geçen hafta değerlendirdik. Hatta şöyle değerlendirdik. Ben yüksek misli grubunda Elsborg'un 2 golüne verdim. Avrupa'da 1.44 gibi bir oranı vardı Elsborg'un atacağı 2 golü. Yüksek misli de zaten ben her zaman diyorum 1000 TL. Yani benim şeyim o. Arkadaşlar da biliyor yüksek misli grubundaki. 1000 TL'lik bir maç. Devam ederim o şekilde. Hacken karşılaşmasıyla. Hacken'da dediğim gibi geçen hafta 2-0'dan 2-2'ye gelen bir hamar bir mücadelesi oynadı. Elsborg zaten... eee Rahat bir galibiyet aldı. 5'e kadar mı? 3 mü? 5 de Salladı geçti. Tam kaç attığını hatırlamıyorum. Şöyle tekrar bakabilirsek. 4 tane attı var Belki kendi evinde. Dediğim gibi zaten YouTube'da da aynı şekilde sizlere o yönde gollü galibiyetini önermiştim. Başarılı oldu. Bu maçta keza güzel bir karşılaşma bekliyorum. Fakat benim bu karşılaşmada beklentilerimden bir tanesi gollü bir maç bekleniyor zaten. Fakat ben şöyle bir tercih yapacağım. Goller bence ne zaman gelir? İkinci yarı gelebilir. Aynı şekilde idealden en ana tercih olarak bu maça bir KG var tercih yapabilir. Fakat 1.28 gibi oran açmışlar KG varına bak. Yani çok gollü bir maç bekleniyor keza gördüğünüz üzere. KG var alınabilir fakat ben bu KG vardan dolayı bu oranla beni tatmin etmediği için ben şöyle bir tercih önermek istiyorum. Ben arkadaşlar gollerin ikinci yarı gelmesini bekliyorum. O yüzden 1.73 gibi orandan da en çok golün ikinci yarı gelmesini bekliyorum. Yani ilk yarı gol gelse bile ikinci yarıda daha fazla gol çıkma ihtimali de var. 1.73 gibi orandan en çok gol ikinci yarı değerlendirme altına alınabilir bence. Geçtim 3. karşılaşmama. Nö shopping ile Sirius mücadelesi. Shopping'in burada ağır bir favori olduğunu görmek mümkün. 1.30 gibi orandan favori bir şekilde görmek mümkün. Sirius takımı da dengesiz sonuçlar alan takımda özellikle son dönemlerde hücumda çok fazla etkin de olamasa bile hatta bir golüne bile güzel oran açmışlardı. Bir 38 bir 40 mantarına bir oranı vardı. Şu an Sirius'un bir golü bir 33'e kadar düştü onu belirteyim. İddia böyle maç saati yaklaştıkça oranları da düşürüyor ayrıca onu da belirteyim sizlere. Şimdi ben bu mücadele şöyle bir tercih aldım. Yani Sirius'un da gol bulması muhtemeldir fakat ev sahibi 2'ye 3'e de gider mi bilmiyorum. Yani 2.5 üst tercihini idealen değerlendirdim. 1.40 gibi oranı var. Gollü bir karşılaşma. Tam skor beklentimde 2-1 eğer son dakikalarda 80'den sonra gelirse de 3-1'lik bir skor da olabilir. 2.5 üst 1.40 ama tatmin etmiyorsa No Shopping'in zaten burada galibiyeti 1.30 gibi ona ulaşmışlar. yükseltme Oran yükseltmek adına 2.5 üstünde bir yaparsanız 1 yaparsanız 1.59 ne kadar yükseltmiş olabilirsiniz. İstenenler 1.40'dan 1.59'a çıkabilir. Tercih sizin. Taraf ve üst tercihini yaparsanız bu yönde bir değerlendirme altına almış olursunuz arkadaşlar. Diğer bir karşılaşmam Aile Sungla mücadelesi. Burada ev sahibini biraz daha favori görmüşler. Normal bence. Ee, şöyle bir tercih aldım ben mücadele. Burada ben normalde KG var tercihine gidebilirdim fakat ona gitmedim. Aile ben şeyine baktım. Ee, devreye nasıl başlıyor? Yani çalkantılı başlıyor. Çalkantılı başlıyor demek. Neyse şöyle anlatayım ben sizlere. Normalde KG şey, var alacaktım. Sonradan dedim ki Alessandro'nun ilk golüne mi yönelsem? İlk golü ev sahibi atar mı diye baktım. Alessandro'nun oynadığı ilk 20 dakikalık süreçlere baktım. Önceki kendi evinde oynadığı rakip analizi yaptım. Özellikle mesela ne bileyim diğer takıma nasıl oynamış? Bu takıma nasıl oynamış? Güçlü takıma nasıl oynamış? Orta takıma nasıl oynamış? Takıma nasıl oynamış zayıf takıma nasıl oynamış? Bunları inceledim Alessandro takımının. Fakat güçlü takımla da oynasa zaten ezik oynuyor. Ezik oynadı dedim. Basat oynuyor. Ortalama bir oyunu sergiliyor kendi dengindeki oynayan takımlara bile ilk yarıda çok fazla karşılık görülemiyor. O yüzden ilk gol tercihine gitmedim burada. Biraz az önceki söylediğimle çelişiyorum sanırım. KG var tercihini aldım burada. 1.37 gibi oranı var. Tek tercih olarak aldım. Yüksek oranına gitmedim burada. İdealden bir KG var tercihi değerlendirmesi yaptım. Değerlendirecek tarafı önünde bir değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Ve son mücadele Viking ile Rosenborg mücadelesi. Viking takımı zaten kendi evinde başarılı bir takım fakat şu son dönemde bu takım zirveye oynuyordu. Yani birinciliği almıştı. Liderdi uzun bir süre ilk başlarda lider götürdü. Farkadan sonradan Listrom aldı götürdü zaten. ile yarış içindelerdi. O son haftalarda alınan mağlubiyet hatta ligde aldığı son 3 karşılaşmanın da mağlubiyet olması Viking zaten geriye attı. Yoksa ile birlikte birlikte yarışıyorlardı diyeyim. Golli maçları oynuyor fakat Viking takımının tek sorunu ve önemli sorunlarından bir tanesi defans hattında yapılan hatalar. Son maçta da gördük bunu. Maçlarının zaten golü geçmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Hücumda iyi takımlar atabiliyorlar. Fakat attıklarından fazla gol yiyen bir viking takımı var. Rosenborg takımı da burada 3.50 gibi orandan taraf tercih atsalar da Rosenborg takımı bu sezon ne dedim ben sizlere bir önceki videoda anlatmıştım. Biraz daha gençleştirme operasyonu Fatih Terim'in Galatasaray'a yaptığı o morutan transferleri vesaire. Öyle bir operasyon vardı Rosenborg takımında. Fakat gitgide oturan bir Rosenborg takımı var. Güzel karşılaşmalar sergiliyor. Yani idealden buradan ben 1.39 gibi oranından KG varı zaten aldım. Kombineme de koydum bu mücadeleyi. Gollü bir karşılaşma bekliyorum ayrıca. KG var aldık ya. Yüksek oranlar ne yapabilirim diye baktığım zaman da şöyle bir yüksek oran çıkardım arkadaşlar. Yani gelme ihtimali yüksek. 2.09 gibi orandan ilk yarıdan gelecek 2 gol diyerekten de burada x 9 gibi orandan da yüksek oran tercih olarak sizlere önerebileceğimi düşündüm. Rosenborg mücadelesinin özellikle ilk yarıda bu maç sonu ilk yarı denemeleri yapılabilir aslında bu karşılaşmaya. Fakat şimdi ilk yarıdan kimin öne atacağı bir deneme yapalım ufaktan. Bir deneme yapalım. Şimdi bir zaten Viking'in ne kadar favori olsa da bu maçın bir beraberlik hakkı var gibi. Geçelim bu mücadeleyi. Bir birden sıfır denemesi yapılmaz mı bu acaba bu karşılaşmaya? iki de oranı var. Viking'in ilk yarıdan öne geçer fakat Rosenborg ikinci yarı bence karşılık verebilir. Bir birden sıfır denemesinde ufaktan aklınızda bulunsun arkadaşlar. Geçtim bu karşılaşmayı da. Şimdi toplamda 5 adet karşılaşma yorumladım sizlere. İdeal kombine de oluşturdum aynı şekilde. Sizden ricam kombine ekranına gelsin. Videoyu atacağınız like'lardır. Videoyu atacağınız like'lardan dolayı teşekkür ederim şimdiden. Şimdi Kombinemiz tam iki oranlı arkadaşlar. Ne yüksek ne alçak. Tam ideal bir kombine. Jurgard'ın mücadelesinin dediğim gibi çekişmeli geçmesini bekliyorum. O yüzden KG var tercihini değerlendirme altına aldım. 1.44 gibi orandan aldım. Viking mücadelesine baktığımız zaman da yine KG var aldım bu mücadeleyi. Güzel bir KG var kombinesi oldu bu karşılaşmada. Helsingborg da golü attı penaltıdan. 2-3 gol tercihimiz 1.88 gibi oranla 1.80 gibi oranında başarılı oldu. Son dakika golünü de severiz. Önceki videoyu izleyenler bilir. Ee, Burada da dediğim gibi Ursen Borg maçını hatta ilk yerden 2 golüne bile 2-0-9 Onu da önerdim sizlere. İdealden almak isteyenler burada alabilir. Değerlendirecekler bol şanslar. Şansınız boz olsun. Kafanızda silah dayamıyor kimse oynamanız için. O yüzden ona göre kendiniz karar verin. Görüşmek üzere. seviyorsunuz, Bay bay.